Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulüne Muhammedin salavat. Yeniden şey yapıyorum. Dima 138. Evamili Tekviniye veya Emri Tekvini Tepecik 2. 22.11.2020. Şimdi Emri Tekvini ve Evamili Tekviniye Dima dersinde çok lazım. Demek ki geçiyor. Lugat veriyorum. Geçen haftaki şeyi hulasalandırıyorum. Yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam demiş Emri Tekviniye, lugat. Tekvine dair işler, hadiseler ve maddeler, fıtri kanunlar ve adetullah'ın tazamun ettiği emirler, Emri Tekvini bu. Mesela ilmin itası manen ameli emrediyor, zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması zekayı, aklın verilmesi marifetullah'a, kudretin verilmesi çalışmayı, cesaretin verilmesi cihadı, manevi tekvinen emrediyor. Bu emri tekvininin içine konmuş. Evamiri tekviniye ise tekvine ait emirler, yani emri tek, evamiri tekviniye emri tekviniye bağlı bir şey. Nedir o? Fıtrat-ı asliymiş. Yani yazılım. Arkada ne vardı bakayım, çevireyim. Bununla alakalı. Bu çok önemli. Arkayı çevireyim. Tamam. Sıkmayın dedim arkadaşlar. Niye takıyorsunuz? Abdülbasit. Takmayın dedim. Diğer türlü çevirin abi. Evet. Tamam da. Takmayın dedikçe. Demin ki yapmışsınız. Tamam. Dur. Zaten bir onu şey yapıyoruz. Yok, bu taraf çalışıyor abi. Çalışıyor mu? Hı hı, onu. Tamam. O zaman mesela, tamam. Tamam. Şimdi Evamiri Tekviniye'nin bir sureti kanuniyet hakikati vardı, mahiyeti vardı. Evamir tekvinin içi, geçen haftaki şeyi, bir emri tekvini emretme makamı, emretme, emir veren, emir alan evamiri tekviniye, yazılım. Devam ediyorum. Bu noktadan emri tekvini manevi bir emir görünür gibi, fiilin arkasında program, yazılım, istidat ve kabiliyet var ki buna da evamiri tekvini deniliyor. Şu. Ondan sonra bunu 94 mi 99. sayfada sözlerde Allah emreder oluyor. Nasıl oluyor? Orada dört tane madde kullanıyor. Allah bir anda ol deyip nasıl oluyor? Asker misalini veriyor. Ondan sonra onu açar mısınız ya? Evet, açalım. 94. 94 mu? Orada altı tane şey var. Kanuniyet mi var? He? Kanuniyet. Şeffafiyet. Nuraniyet, şeffafiyet. Mukabele, muvazene gibi hem. İtaat. Bu itaat. 527 de abi. Yok yok. Yavaş, 29. Yavaş. Sözdeydi galiba bu ya. O, onda da var. 10. sözün sonunda da var. 10. sözde de var. Var değil mi? Var, evet. Ha, 91'de 90 olması lazım o zaman. 90, 89, 90. Bakın 90'da abi. Şeffafiyet, intizam, imtisal, tamam. Muvazene. Kardeş 90'da da var. Orada icmal ediyor, burada şey yapıyor. Yani anladım. Orada o tafsili orada. İntizam,
İmsal muvazene. Ha, bu bunun için söyledim. Bu evamiri tekviniye. Bu da mı evamiri tekviniye? Yani sistem bu. Mesela bir şey nasıl ol dediği zaman oluyor. Yani ol dedi, nereye ol dedi. Kün dedi de. Nereye dedi? Sisteme dedi, sisteme. Kim dedi? Emri tekvini. Olayın kendisi nedir? Mesela inşaata şey çıkıyor. Tuğla çıkıyor, celaskalla. Sistem evamiri tekviniyedir, komple. Onun çıkma anı, an kudrettir. Komutu veren emri tekviniyedir. Ama o yazılım, o sistem evamiri tekviniye. Devam edeyim, daha açılacak. Tekvindeki emri tekvini sıfattaki kudrete emrediyor. Yani zatı sıfat ya tekvin. Kudret, şeye kudret diyorum. Zatı sıfatlardan. Kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lilavadis, kıyami bi nefs, tekvin. Var ya bu, evet. Tekvin zatı sıfat. Onun içerisinde bu emri tekvini. Sıfattaki kudreti emrediyor. Yapan kudret, emir veren emri tekvini. Kudret de kendi kudreti bir cilvesi olan kuvvetini kuvalara emrediyor. Fakat çok gariptir. Emri tekvini çoğunlukla şeyde gözüküyor böyle. İradenin içerisinde gözüküyor. Bir bakıyorsun böyle, gelecek şeyine bir bakıyorsun, tekvi iradeyi de emreden gibi. Yani zat-ı sıfat düşünün şöyle. Zat-ı sıfatta tekvin, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin var. Ve oradaki tekvin, buradaki irade, subut-ı sıfat. Sanki buradan irade emrediyor. Ama gene açılacak, bakacağız ki. İradenin içerisinde emri tekvini var. Eskide şu kainata baktığımız zaman kudret mi gözüküyor, irade mi diye senelerce ilmi kelamcılar irade diyordu da yani Risale de öyle. Fakat anlamada zorlanıyordum yani zorlanıyordum. Mesela bu gözüktüğü zaman niye irade olsun ya? Kudret olması lazım. Evet. Bu kudret olması lazım. Kainatta kudret. Fakat irade. Çünkü bu kalem diyebilmen için tahta değil ya. Yani. Kendisi değil. Başka şey olmaması. İrade bu. Tercih var. He. Ya bu olması tercih değil. Bu. Niye kalem diyorsun bardak demiyorsun? Bu irade. Bunu irade etmiş. Şöyle sıralarsak, tekvini sıfat, zatı sıfattan tekvini sıfat, emri tekviniyi çıkartıyor. Emri tekvini kudrete taalluk tecelli ediyor. Kudret sıfatı kuvalara emrediyor. Kuvvetler de eşyanın kanunu kadir ilahi üzerine ceylan ediyor. Kanunu kadir ilahi de, yani kanunu kadir ilahi nedir daha önce okuduğumuz için, fiili esmaların bütünlüğüdür. İrade, emir ve ilmi tazamun ediyormuş. Ne? Kanunu kader ilahi. Burada var mı? Kanunu kader ilahi. Yok. Yani şu, bir daha. Kanunu kader ilahi. Bir, irade. İki, emir. Üç, ilmi tazamun ediyor. Şurada bir yer çizileyim de yapayım. Şurayı sileyim, yazayım ben böyle. Çünkü mühim bunu gözünüzle görmeniz lazım. Kanunu kader ilahi. Üç sıfatı tazamun ediyor. Çok ilginçtir. O tanıdık geldi üç sıfat nerede, kimde vardır diye. Kelam mı? İman mı? Bak. Kanunu... Sen çok uzakta kaldın. İster orada otursun hemen uzak.
Sıkıntı yok. Görmüyorsun galiba. Ha? Senden korkmadır abi. Benden çekinirim ya. Kanunu kaderi ilahi 1, 2, 3. 1. İradeyi. İrade, emiri, ilmi. Öyleydi galiba. İrade, emir, ilmi tazamun ediyor. Nerede geçiyormuş o? Nerede geçiyor? Yani. Tabii tabii. Bunlar kıpırdayabilir misin ya gram? Külliyatta olması bir şey. Bu değil ki. Bunu hulasa yapıştım da destek kudretten sonra. Geçen hafta. Galiba Rabbani Temin. Şeyde Lemalar 125. Ondan sonra başka Emri Tekvini Sözler 197 ile Sözler 701 gelecek ondan. Ben... Var, kanunu kaderi ilahi diyor. He? Ve herkese her şey buna kıyas et ki güneşlerin devranından ve seyir seyahatlerinden tut ta zerrelerin mevlevi gibi devretmelerine dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün sayı hareket kanunu kaderi ilahi üzerine cereyan ediyor. Ve desti kudreti ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. Emri tekvini aynı zamanda bunları tazammun ediyor. Desti kudreti ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eder. İşte diyorum bazen bak ne yaptın? İrade içine aldı emri tekvini. Yani zatı sıfat ile subutu sıfat arasındaki subutu sıfatta irade ile zatı sıfattaki tekvin bir bağdır emri tekvini. Gibi gözüküyor. Gidelim. Çünkü işleyeceğiz de böyle halıyı yavaş yavaş. Emir Emir abi sadece, şimdi emirin yeri neresidir? Sanki tekvinin içi emirin yeri abi sanki gibi ya. Tekvin evet. Değil mi abi? Tekvin böyle, adı şey, vücut yukarıda. Zat-ı sıfatta vücut, beka, vahdaniyet, kıdem var ya zat-ı sıfatta. Evet, evet abi. Adem o tekvinin içinde olduğu gibi emirler de orada. Emirler de orada abi. Tekvin diyor, kendine ait zaten, kendisi hareketsiz bir sistem. Evet. Yani kendisi mastar gibi. Yani sistemin adı. Devam edeyim. Kelam-ı ilahi, daha önceki maluma, ilim, irade, kudreti tazamun ediyordu. İmam-ı Mübin ise ilim, emiri tazamun ediyor. Kitab-ı Mübin ise irade, kudreti tazamun ediyor. Emri tekvini ise irade ve kudreti tazamun ediyor. Bu noktadan bakınca emri tekvini, Kitab-ı Mubin'in arkasındaki emreden ve hazır zamana bakıyor. Yani Kitab-ı Mubin'in arkasında emri tekvini mazi ile müstakbelleşi yok. Andadır. Andaki Kitab-ı Mubin'i şey yapıyor, anda. Tırr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 
Gözün görme kabiliyetinden izli olduğu için de onun yanıyor zannediyoruz ama oysa andadır. Hepsi an. Hiçbir şey mesela şunu biraz önce gösterdiğin gibi hiçbir şey böyle değil ha. Böyle hepsi andadır. Dırr. Ama böyle görüyorsun sen şimdi. Böyle itiyorum. Hayır. Tek tektir. Çizgi filmlerde güzel gösterin. Aynı öyle. Hep anlatırsın. Hatırlarsın. Ampul misali gibi. Ama bütünsel zannediyorsun. Hayır. Hepsi tektir. Anda yaratılmak vardır. Var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Var olup yok oluyor. Yok olup var oluyor. Kur'an'da iki tane ayet var. Bunu şeyde Halkın Cedid 30. sözün haşiyesinde Halkın Cedid ayeti var.
halkı anda yaratılıyor. Her an Allah bir şeyindedir. Aldandığımız o işte. Devamlılık zannediyoruz. Hiçbir şey devamlı değil. Hiçbir şey. Her şey andadır. Andadır. Tık 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 tık. Kudret her an tasarruf ediyor. Her an. Hiç boşluk yok. Ya anı belirleyen kudret sıfatı mı sadece? Anı. Yok. Kudret değil. İrade var. İkisinin dışında var. Ben başımdan geçeni sana anlattım. Biraz önce. Burada da anlatma ihtiyacını duyuyorum. Yani bu manada. Hem de güzel ışık açar. Andadır. Anda olduğu zaman her şey andadır. Mesela şu anda FM dalgaları burada sonsuz yok mu? Yani binlerce var. Radyo dalgaları yok mu Süleyman? Var. Var abi. Televizyon var mı abi? Var. Sen gözünle görüyor musun? Hayır. Kulağınla işitiyor musun? Hayır. Bir cihaz lazım. Halet bu cihazdır. Unutmayın. Halet. Bir haletle radyoyu açtın mı abi? Radyoyu açtın mı abi? Radyo açınca onun üstü açılıyor. Onun üstü açıldı mı? Açıldı. Çaldı mı? Çaldı. Şimdi televizyonla açtık. Burada var olanı göstermedi mi? Göster. Üstünü açtı mı? Kimsenin şüphesi var mı burada var mı diye. Televizyon dalgası. Yok. Peki çıplak gözle baksak gördük mü? Yok. Bu televizyon ve radyo nasıl bir cihazdır? Halet de bir cihazdır. Şimdi bu misalden sonra işte dün Adem Hoca'nın şeyi, çocuğu yani lazım olacak diye söylüyorum. Hep iddia ediyorum, davama destek verdiği için söylüyorum. Kimse bir yere gitmiyor. Üstü açılıyor. Üstü açılıyor. Bunlar da böyle. Andadır yani. Hiçbir şey devamı yok. Diyor ki, baba beni götürme diyor hastane. Ben dedi açıldı, görüyorum dedi gideceğimi. Baba ben cennete gidiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Oraya bakıp buraya konuşuyor. Oğlum olmaz diyor. Baba gördüm diyor. Ona doğru yaklaşıyorum. Ha gördüm ha orada diyor. Niye bir başkası görmüyor? Ama dünyada hani gitti desek de görsek gitti gördü. Hayır burada da konuşuyor. Keşfel kubur. Kabirdeki ingi seyrediyor. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Bir yere de gelmemiş. Tamam. Anda yaratılıyor. Devamlı. Ölünce uyanacağız, uyanınca da öleceğiz. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Allah Resulü ölünce uyanacaksınız. Uyanınca da ölmüş olacağız. Dünyanın uyanması ölümdür. Ama biz maalesef uyanmaya ölüm demişiz. Ama uyanmaya aslında ölümün kendisidir. Ölüm aslında uyanmanın kendisidir. Hiçbir şey ya, o da aynı bak o çok güzel bir şeydi. Böyle götürüyorum değil mi? Bak hop gidiyor. Boşluk yok zannediyorsun değil mi? Hayır. Tırrrr, ampul gibi. Burada da öyle. Şimdi o zaman nedir? Anda ne var? Kitab-ı Mubin. Kudret mi var? İrade. Kitab-ı Mubin andadır. Hatırlar mısınız? Beden, bedeni misali. Cisim, ceset, cismaniyet. Ya öyle bir tabir kullanıyor ki nasıl işliyor? Aman Allah'ım. Külliyatta bunları nasıl işliyor ya? Deli bir kitap ya. Bu ne tefsiri ya? Ne tefsiri ya? Aklım hafsalam duruyor yemin ederim ya. Okudukça tuhaf oluyorum ya. Çok etkileniyorum. Bu ne tefsiri ya? Böyle bir şey mi olur? Fizik desen fizik desin. Metafizik öyle ya. Acayip bir şey ya. Yani mesela beden. Ya o zaman söylüyorsun bunu ya. Bunun alimler anda şüphe etmişler biliyor musunuz? Hep benim tekmini anlatıyor. Olan olmuştur, olmayan olmamıştır. An var mıdır demiş. Anladın mı İrfan? Evet, gayet fankul abi. İlmi kelamın ekseriyeti an yoktur demiş. Zuhrat var demiş, öyle bir şey yok. Aldanma burada demiş. Olan olmuştur, olmayan olmamıştır diyor. Peki ne anı diyor? Yani olmuş da olmamışın vücudu mu var ortası yani?
Peki an nedir? Neye benzedi? Bu koydum bu soruyu kenara. Ben söyleyeyim mi cevabını? Dur abi. Söyle bunu da koyayım. Muhyiddin Arabi cama bakmış. Camı parlaktı. Temmuz Ağustos'ta güneşi gözükmüş ya. Camı görmemiş. Aynayı görmemiş. Şiddeti zuhurundan. O kadar güneş acayip gözükmüş ki. Böyle gözüküyor. Orada ne camı ya? Adam haklı, ne camı ya? Güneşin kendisidir demiş. O camı görmesi, aynayı görebilmesi çok şiddetli bir ihata lazım. Onun için her şey odur demiş. Aynadaki gözükür diyebilmesi için aynayı kabul etmesi lazım. Aynayı görmüyor ki. Ona ha işte bunda diyor ustad özürü var diyor. Şimdi Gafur efendim abi. Mikrofonu buraya biraz taksak. Ver abi, ver. Getir. Ses az geliyormuştu. Tamam, ver. Şimdi olan olmuştur, olmayan olmamıştır. An var mıdır yani? Söyle bakalım, neymiş? Abi, mazi ve müstakbeli cem etmesi. Mesela levh-i mahfuz bütünlüğüyle andır abi. Her şey sabittir orada abi. Geçmişi ve geleceği cem etmiştir. Yani mesela ezel bir tarafınızı ezel bir tarafınızı ebed düşünün Hasan abi. İşte bir tarafınızın ezel bir tarafınızın ebed olması size her işte anı size yaşatıyor abi. An o. An yani mazisi ve mustakbelsiz an yok. Mesela diyelim ki benim sima. Herkesin siması. Herhalde 15 yaşında sima yok. Bak mazisi yok. Evet. Peki niyeti bozuksa kötü gözüküyor yani. O da gelecek. Demek ki andaki mazi ve mustakbelde kopuk yok. An sanki mazi ve mustakbelin irade ve kudrete mazhar olup ortaya çıkması. An neydi? Kitabı mı bindi? Şahitlik makamı gibi yani. Şahit olma. Ha şahit olma. Aslında burada şeyi anlatmak istiyorum tefsir. Risale-i Nur anı da keşfetmiş ya. Anda var demiş Kitab-ı Mubin. Ulema Kitab-ı Mubin İmam-ı Mubin ayırt edememiş. Lef-i Mahfuz demiş. İmam-ı Mubin Kitab-ı Mubin aynıdır de demiş. Sayfalardır demiş. Tamam sayfalardır demiş. Hatırlarsınız onu anlatıyor böyle. 10. lemada da anlatıyor. Mektup. Şey o mektupta, 10. mektupta. Yani sen yedi sıfatın cemine şahit olma gibi. Şahit olma evet. Yani anı da tespit etmiş. Onun için çok... Şimdi emri tekvini an diyor mesela. An. Demek ki kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Şimdi İmam-ı Mübin ilim ve emir, Kitab-ı Mübin irade ve kudret ya. Evet. Mesela kanun-i kader-i ilahi dediği irade, emir, ilim oluyor. Yani bu her ikisini birleştirerek, her ikisini birleştiriyor. Yani bu emri tekvini işte o yüzden biraz an oluyor sanki. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hmm. Hasan abi. Ha? Üçünü... Yani bakın İmam-ı Mübin, Hasan abi emir ve ilim değil mi abi? Kitab-ı Mübin irade ve kudret değil mi abi? Sanki bir tane eksik işte o kadar. Bu abi an işte bu abi. Sanki. Sanki an. Ama an da kudrettir. İşte o da emir işte kudret. O da kudret de emir değil mi? Tabii oradan geliyor ya. O da şöyle cümlenin tümü şu. Test kudret ilahiden, sureden ve irade ve emir ve ilim tazammun eden emir tekniği. Hasan abi, bir sualim var. Biraz bu sualin üzerinden de gidebilir miyiz bilmiyorum. Hı. Şimdi, evamir-i tekvini şöyle söyleyeyim abi. Adem aleyhisselam cennetteydi. Cennetteyken cennette olduğunu bilmiyor değil mi abi? Çünkü zıttına muhatap değildi. Şeyini biliyordu, kanuniyetini biliyordu. Çünkü bütün ilimlere camiydi. O zaman tamam öyle değil mi abi? Evet. O zaman o kanuniyeti bilmesi neydi? Ve'alleme Adem'e esmâ'e külâh. Adem aleyhisselamın o mucizesi evamir-i tekvininin kendisi midir abi? Biraz gidelim acele etmemem lazım. Çünkü he diyebilmem için şey yapmam lazım. Halıyı dokuya dokuya gidiyorum. Sonra şudur çüküm çıkınca altyapısı dolu oluyor. Hepsi dolu. Gidiyorum. Kelam-ı ilahi, kanun-u kader-i ilahi üç tane şeyi tazamun ediyor. İrade, emir, ilmi. Tamam. Şunu. Tamam. Gözünüz görsün diye. Yani bildiğiniz bir şey de. Ama göz de görmesini ister.
Kitab-ı Mubin, İmam-ı Mubin, niçin farklı ses yapıyor tahmin edin? Bilmiyorum abi ama... Mesela patatesle hepsi, niçin? Ama hepsi de öyle, hurdacı da öyle eser. Evet, evet. Niçin? İnsanın merakını celbedip camdan baktırmak. Baksın yeter. Yok, ben adamın tipini bir görmek için baktım camdan abi. Yok işte, her pazar, zaten. Her pazar dersinde bunun adı... her pazar dersinde bu adamın sesi giriyor ya. Yani bu, acaba oradan bir hak dava edebilecek mi? O sesimin olduğu yerde ben de olmak istiyorum diye. İşte merak öyle, biliyor musun? Bir daha bir sesi tiz olursa daha uzak noktaya gider. Daha uzak noktaya gider. Bak, görüyor musunuz? Kitab-ı Mubin, kudret-i iradi, ilim emir. Şimdi yukarıya bakın, kanun-u kadir ilahi. İradi, emir. Bak mesela, iradi girdi buradan. Emir de buradan girdi. İlim de buradan girdi. Bir kudret eksik. Bunda dest-i kudreti ilahiden zuhur eden. Kendisi zaten. Kudretin içeriği. Dest-i kudreti ilahiden zuhur eden. Zaten kendisi dedi mi? Göresiniz diye. Evet. Ha, peki devam ediyor. Emri tekvini irade ve kudreti tazamun ediyor. Emri Rabbani var. Hepsini kullanıyor Üstad. Emri ilahi var. Emri Rabbani var. Genişlen Emri Rabbani'si. He. Emri Rabbani illeti tamessiz var. Bir de illeti tameli var. İlleti tamessiz evamili tekvini, illeti tameli emri tekvini. Ona gelecek artık. Şimdi ne konuştuk geçen hafta? Şuraya kadar geleyim de ben zaten bir şey kalmadı. Sözler 469-470'teki paragrafı okuyorum. Evet, bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamiri tekvinin unvanı olan Kitab-ı Mubin'e haber veren. Kaçıncı sayfa var? 336 defter. Bak şimdi. Buldun mu? Bir daha. Evet, bir çekirdek hem bedihi olarak, bedihi kader, neyi tazamun ediyor? İrade ve evamir tekviniyi. Unvanı olan kitabımı haber verin. Süleyman, bir şey hatırladım biliyor musun şimdi, sana bakınca. Ne oldu dedi, biz Risale'nin derslerine gidiyoruz, biz bu aynı dersleri orada okunuyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz, anlıyoruz. Burada bu aynı metni okuyorsun, sen hiç anlamıyoruz. Sanki ilk defa bu duyuyoruz külliyatı. Öyle oluyor değil mi? Ama metni okuyorum. Bak şu kırmızı metin. Bak diyor ki iki türlü kader varmış. Bir bedi kader, bir nazari kader. Bedi kader irade ve vevani tekmini tazamun ediyor. Ve kitabında haber veriyor. Lan düz okunurken ne güzeldik ya, işaret etmiştik. Dur hele, hele dur, geçme yolcu demiş ya asker. Dur hele deyince... Durunca işler karışıyor. Dur deyince... Ne güzel anlamıştık diyor ya. Sanki diyor, hiç duymadım. Yani gelin misafirlerimiz oluyor ya. Allah Allah. Ülfet kırılıyor damda. Sebebi ülfeti kırılıyor. Ülfete sarmalamışlar. Ha öyle mi ya? Dur hele ya. Şimdi o birinci söz. İki asker vardı. Dördüncü söz. Okunması gibi dinlemiyorsun şimdi. Dur hele. Ülfeti kırıyorum böyle. Teğni, dikkatle okuyorum. Sonra bak. Bedi kader. İki şey tazamun ediyor. İrade ve evamir tekni ama Kitab-ı Mubin'de haber veriyor. Çünkü Kitab-ı Mubin neydi? Kitab-ı Mubin. Kudret ve irade. Kudret yerine evamir tekniği yazmış. Üstad. Gördünüz mü? İşaret eden hem nazari olarak emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İmam-ı Mubin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. Bir de şöyle diyeyim. Mesela Başakşehir'de haber veriyorsun diye sen Başakşehir misin?
Ha, haber veriyor. Kitab-ı Mubin'de haber veriyor Bedi-i Kader ama Bedi-i Kader Kitab-ı Mubin değil. Haber veriyor. Bir sıfatı da o. Bedi-i Kader ise devam ediyor. Sözler 469-470. O çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra göz ile görünecek. Nazarı ise çekirdekte ondan halk olunacak ağacın müddeti hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçi hayat namı ile tabir edilen ve vakit be vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, daha metin okuyorum, çözüme gitmedim. Elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Bedi-i Kader'de ne varmış? İrade ve evamir-i tekviniye, kitab-ı mubin, burada kudretlerini evamir-i tekviniye koymuş. Nazari kader ise, emir ve ilmi ilahi, İmam-ı mubin, Bedi-i Kader, o çekirdeğin tazammun ettiği maddi keyfiyat, vaziyetler, heyetleridir ki, sonra gözüyle görünecek metinleri böyle koyduktan sonra, şimdi çözüme gidiyoruz. Metin. O zaman evamir-i tekvine kitab-ı mübin, kitab-ı mübine baktığı için hazır zamana bakıyor. Evamir-i tekviniye burada böyle geçti. Dur bakayım ne diyecek. Evamir-i tekviniye kudretlerine konmuş. Öyle demişim ilk önce. Kudretlerine bunu konmuşsa şuraya. Ama meğer sonra anladım ki ondan haber veriyor diye o değil ki. Onu diyecektim abi. O defteri. Evet. Kendisi değil yani. Değil o. Sonra ilk önce metin bak bunu koydum. İkisini de koyuyor, yazıyor. Böyle anlaşılıyor. Sen de böyle anlarsın ey yolcu. Ama ondan haber, ben sizden haber veriyorum. Ben sen değilim. Tabela hani Malatya. Malatya 10 kilometre diyorsun. Tabela 10 kilometre değil yani. Tabela kendisi değil. Evamir-i tekviniye kudretlerine konmuşsa kudret gibi aktif ve icraatları var. Bak bunun bu anlaşılıyor aslında. İşin başında hazır zamanda aktif. Kader mevzu olunca evamir-i tekviniye, mevcudat mevzu olunca kudret kullanıyor. O zaman arkadaşlar melekutta evamir-i tekviniye mükte ise kudret. Emri tekvini şurada vardı. Üstte yazmış. He. Şimdi şurada herhalde bedi-i kader, ayat-i tekviniye doğru, nazar-i kader, evamir-i tekviniye. Kader deyince sistemin adı. O eyleme dönüşmüş al işte. Yani sistemin adı evamir-i tekviniye. Bir kere kafamıza yerleşsin şimdiye kadar dün ve bugünkü şey. Evamir-i tekviniye sistem, yazılım. İyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizat mıyım? Evamir-i tekviniye içinde 4 madde var. Ha bu. Ezberlemek için şey yaptık Süleyman. İyimi böyle. İyiyim. Yani ihtiyaç, iştiyak, incizat mıyım? Evamir-i tekviniye de bu var. Hiçbirisi de fail değil. Sistem. Peki bunu kim aktif ediyor? Emri tekvini. Emri tekvini, peki kudret nedir? Celas kalın bir neye çıkmasın. Çimento çıkarıyor, çakıl çıkarıyor. Çıkma anı, o güç, kudret, eylem. Şöyle yazabilecek miyiz abi mesela? Şeyden tekvin, işte adem. Onu yazacağım. Emri tekviniye, evamir tekviniye, hepi yazacağım. Ayat tekviniye. Yani bunu böyle bir aslında yapabileceğiz ama daha biraz acele bugün. Tabii. Hepi yazılmış öyle. Tekvine kadar geliyor ama tekvine şey yapamıyorum daha. Yani dünkü geçen hafta değil derste. Abi şeyi yaptık ya. Sureti Tamam yani. Bu evamir-i tekviniye mi? Yok şeyi abi, ilahı anlatırken sanki arka tarafta sanki biraz daha mı ifade ediyordu sanki o? Tam nereden geldiğini sanki. Ha, onu yapayım bakayım bakalım. Şeyde. Alır mısın abim sen? Çekelim abi. Ha,
Şöyle yapayım. Ben bunu çekeyim böyle. Orada dursun istersen. Gerçektir burası abi. Tamam, burası da değil. Ha. Az daha kurtarmayacak sanki abi. Bu işlerde hiç üşenmeyeceksin. Şimdi kulağınızı bir Rabbinnaz. Bak şimdi. Vehim ve vesvese var ya bu hastalıkları şey. Allah diyor ki böyle şeylerde bana tarafınız mı? Bana sığının diyor. Ney mi? Kulağınızı bir Rabbinnaz. Melikinnaz, ilahinnaz. İlah. Burada da onu da çözüyor. Yani bir şey çözdüğün zaman çorap söküğü gibi geliyor. İlahinnaz. İlah. Emreden makamında, emreden, emreden. Evet. Emrediyor. İlah. İlahın sureti, kanuni hakikati. İlah, sureti kainatta insan. İnsanın kafası, insanın sisteminde serbest bölge. İlah, ilahin nas. Kulauzu bi rabbin nas. Rab, rububiyet ediyor. Yani sistem kurulmuş. Sistemin sahibi Rabbinnaz. Tamam? İlah bu sisteme emreden. Melikinnaz bu sistemden çıkan çıkmayan hepsi ona ait mülkünün. Şimdi Hasan abi, evamiri tekviniye sanki burada kendini göstermiyor gibi şu ilahın sureti, kanuniyet, hakikati, mahiyetine bakarken sanki evamiri tekviniye burada kendini göstermiyor gibi zahirde ama Hasan abi meyil, ihtiyaç, İştiyak ve incizap direkt buradan hasıl oluyor. O kendini gösteriyor Hasan abi. Sen buraya götürdün de biz biraz da gidelim. Acele ediyoruz. Biraz da gidelim. Çünkü şeye sokacak. Çünkü sonrasını önceden söylediğimiz zaman bu süreç nereye bastığımız gözükmüyor. Olgunlaşmıyor. Olgunlaşmıyor. Demek ki kader konuşunca evamili tekviniye mevcut, vücut gözükünce şu yukarıda yazıyordu. Kaza olmuş. Emri tekvini. Emri tekvini mazi ve müstakbelli iş yok. Andadır. Emrediyor. Yani kitab-ı binin andadır ama onu emreden işte emri tekvini. İmam-ı bin nedir? Mazi ve müstakbeldedir. Onun kim? Evamiri tekviniye. Melekuta evamiri tekvini, mülkte ise emri tekvini kudret. Çok ilginç. Yazmışsın. Ha, yazmış mıyız? Ha, şurada. Çok güzel. Sonra geçen haftaki şeydi. İrade ve evamir tekviniyeden. Ha dedin ya şey nereden geliyor? İrade ve evamir tekviniyeden kitab-ı mübin burada kudret yerine evamir tekviniye deniyor. Çünkü bir çekirdekte yazılım nazara verildiği için ağaç yok mevzuda kader mevzu. Kitab-ı mübinden haber veren, işaret eden bak kitab-ı mübinden haber veren, işaret eden, imam-ı mübinden haber veren ve remz eden. Yani işaret yerine remz demiş. Kitab-ı mübinde haber ve işaret var, imam-ı mübinde haber ve remz var. Kitab-ı mübin hazır zamana bakıyor, kader kudret yerine evamını tekviniye kullanmış. Meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller bilbeda kitab-ı mübin denilen irade ve avamir tekvininin defterini bunlar da kitab-ı mübin defterleriymiş. Bu deftermiş. Defter. Bunlar deftermiş. Bak defter, meyveler defter. Nutfeler defter. Üzerine yazılacak. Tohumlar deftermiş. Çekirdek deftermiş. Suretler deftermiş. Şekiller deftermiş. İçinde manalar yazılıyor. Demek ki defter kitab-ı mübin, içindeki manalar imam-ı mübin. İkisinin cemi lef-i mahfuz. Şimdi son geçen haftada okuduğumuzun son şeyini okuyorum. Sonra bu haftaki yeni şeyi. Ha, biraz bundan da konuşuruz. Nasıl vardık onları? Tabii benim için güzel olur size bilmiyorum daha. Burada... Ben öyle düşünmedim ama abi. Hangisini? Defter kitab-ı mübin falan dediniz ya abi. Defter kitab-ı mübin değil abi. Defter hep ikisinin de dışında. Deftere yazılan kitab-ı mübin. İmam-ı mübin yazanın yazanda olan. Daha yazılmamış. Defter ne o zaman? Defter işte biz de onu arıyoruz aslında. Defter ne?
Bunlar defter diyoruz. Sıfat. Açık. Hangisine? Hangisine defter diyor abi? Meyveler, yazılana lütfen. Diyor. Diyor ki meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller defterdir diyor. Denilen defter. Neyi tazamın? İrade evamiri tekvini defteriymiş. Evamiri tekviniye de deftermiş. Bunlar deftermiş. Üzerine insan yazılacak. Senin defterin bir damla su. Sen yazılmış. İmam Mübin'de kitap diyor abi, değil mi ama? Defter kudrette söylüyor abi. Yani birini biz yazıyoruz. Biri yazılmış zaten geliyor bize. İmam evet o öyle. Biraz da gideyim. Burada evamiri tekviniye mevcudun yazılımı, bak evamiri tekviniye mevcudun yazılımı, kanuniyetleri görünüyor. Yoksa emretme makamı emri tekviniye ait. Bu dün, geçen hafta şey, demek ki yazılım, kanun, namus hepsi evamiri tekviniye. Emretme makamı evamiri tekviniyenin değil, emri tekvininin. Sistem evamiri tekviniye, emri tekvini dinleyecek vaziyette yaratılmış. Evamiri tekviniye, emir dinleyecek şekilde yaratılmış. Biri Allahu Alem emri dinleyen, diğeri ise emir veren. Birisi emir veren, birisi emri dinleyen, birisi veren, birisi alan. Ve böylelikle geçen haftaki bitir, ben burayı bir bakayım hatırlayabilecek miyim, niçin yazdık bunları. Evet. Herhalde şu ilah kainatta insana nasıl gözüküyor dedik. Bir şekilde geldik, nasıl geldik o mevzuyu bilmiyorum. İnsanda emretme makamında böyle gözüküyor. Niçin geldiğimizi bilmiyorum. Bakma. Demek ki ruhu da burada birisi soru sormuştu. Açtık içini. Ruhun için açtık. Ondan sonra bunları da zaten biliyoruz. Şimdi bugünkü şeyimize başlayalım. Geçen haftaki bu ilahı tespit etmek çok acayip olmuştu. Basit gibi gözüküyor ama Kulâzı bir Rabbi nas ilahi nas ilah ne ha niçin geldi? Ha şu şu. Çok tuhaf. Şimdi vahiy kelamdan lef-i mahfuza değil yani. Bak vahiyin sürecini anlatıyorum. Subutu sıfattan ilim, irade, sembasar, kelam ya. Kelamdan lef-i mahfuza indi. Geçen haftaya kadar şu ama şimdilik kafayla nasıl indi bilmiyoruz. Hatırladınız mı? Evet. Soruldu. Şimdi biliyor muyuz abi? Biliyoruz biraz. Ama bununki aklıyla. Sonraki başka şekil olacak. Şimdilik biliyoruz. Şimdi geçen hafta nasip etti. Çok meraklı celbetti şu. Evet. Bak şurada ne oldu? Sildik mi orayı? Sildiniz abi. O arka tarafta var. Arkada aşağıda bir şey vardı. Ha, Cebrail Aleyhisselam filan diyoruz. Orası ha. Okuyamadım orayı kaçırdım. Bak daha şimdi. Ahmet Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam. Şurayı yapayım ben aynısını. Şimdi anladım ilah nedir. Çok ilginçti. Şimdi bak. 1, 2, 3... şöyle yapayım. Mahiyeti zatiye sana engel oluyorsa sen, abi, yolu ben dinlerim. Kafırın yanına oturuyorum abi, sıkıntı yok. Yani şey abi, bir şey olmayın. Şunat-ı zatiye sıfatlar Nur-u Muhammed'i, bundan sonra yine bir daha çizeyim. Masaya çekelim biraz. Bunu çek. Masaya çekelim değil mi biraz böyle bu tarafa? Çek oğlum, çek. Tamam. Tamam. Burası... Arş-ı Azam
Lef-i Mahfuz. Burası arş. Arkadaşlar bu dersler ne biliyor musunuz? Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın arasında ceyran eden ve Allah'a Resul sıfatıyla dua edip bana ilmi ledun nasip et, bu ilmi bana ver. Zahiri şeriatın sahibi Musa aleyhisselamdır. Ondan sonra kavmi dedi ki ya Musa senden başka yeryüzünde yani Allah meleğin dışında yeryüzünde değil, yeryüzünde sensin. Allah senden daha ilim sahibi yarattığı kimse var mı? Melekler hariç. Musa aleyhisselama demiş. Musa aleyhisselam zahiri ilimlere sahip. Şeriat. Yani tekvini ayetlere. Ayat-ı tekvininin sahibi. Musa aleyhisselam. Bu şey böyle fıkıh zannetmeyin. Ayat-ı tekvini maddeye hakim. Tamam. Dillerine hakim vesaire. Böyle deyince merak etmiş Musa aleyhisselam. Ya Rabbi bana bu zahiri verdin. Zahir de dememiş. Bana bu verdiğin ilimden başka ilim var mı? Var demiş ben sana onu. Merak etmiş tamam mı? Onun için böyle biraz şey geliyor. Altyapısında külliyat okumamış insan. O zaten mümkün. Bir. İkincisi külliyatın tıngır 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 giden başka bir şey iltifat etme. Bunları da fuzuzanın sanki ben şeyden konuşuyoruz yani bunlar. Uzaydan yani ülfet. Bunlar sanki benim şeylerim uydum. Oysa fecme havasa diyor Hazreti Ali. Havasların bir araya topla. O zaman diyor bir hayri tumimen. Hayır tamam olur. Risale'yi tarif ederken işte harfleri diyor. İşte kelamları. Hastalarını topla. Harf diyor ha. Harfi değil. Yayma. Ben bu takke, şu nokta ile takkenin arasındaki farkı için haftalar vermiş. Mesela imani deyince iman, imanın bizim içimizde, bizde kazanımları. Takke koyarsan imani üzerine, imanın bana kazandırdığı, benim içimde olan iman değil. Ben onun içine giriyor. Neye benziyor Süleyman ve arkadaşlar? Hiç kimse, siz de dahil, hiç kimse dünyada yaşamıyor. Müstakil yaşantı yok. Neye benziyor? Bunu gören yoktur. Kendisini. Buradan gelen şua geliyor değil mi? Fizik. Kim? Fizik böyle söylüyor. Bunun zatına muttalı olmak, zatına muhatap olmak mümkün mü Osman? Değil. Bir kavli göre usta öyle diyor değil mi? Tamam. Şimdi eşyanın kendisine değil. Ancak suretine. Şimdi neyse geleyim şeye Musa aleyhisselam. Demiş ki var demiş. Niçin hatırladım öyle. Demiş ki şuan nasıl bu seninkisi ilmi zahir. Bir de zahir ve batın ve ilmi zahir ve batın var. Bir de leduni var. Yani batın leduni değil. Ledun daha arkada. İsmize. Direkt zaten bakıyor abi. Tabi ledune oraya bakıyor artık. Bendeki o onda benim tabi. Sen ismi mesela ledun ilmi ilmi batın değil. Zahir ve batın değil. Musa aleyhisselam zahir ve batın hakim. İlmi, hikmet ilmi. Peki nasıl anlıyoruz bunu? Ustad diyor ki sana insaniyeti vererek şunu verdi diyor. İslamiyeti vererek. Hikmet ilmi. Bilinçli mi seçtiniz abi kelimeyi, hikmet ilmi? Evet. Evet. Çünkü söyleyeceğim şimdi. İnsaniyeti sana verildi. Sonra İslamiyet verildi miden. İman verildi. Bir de ne verildi bize hususi diyor. Hatırlayamam. Söyle. İlmi Kur'an'ı. İlmi Kur'an'ı ve imani. İlmi Kur'an'ı ve hikmeti imani. Leduni ilim verilmiş ustada. Ledun ilmi. İlmi Kur'an, ilmi zahir ve batındır. O verildi. Bir de hikmeti imani.
özel verildi diyor. Niçin özel verildi diye arkasına düştüm, merak. Çünkü bana diyor ki bu asırda mesulsun ama yetkin yok. Bütün peygamberlerin helak olmasın şey, helak olan peygamberlerin neler yapmışsa pislik bu asırda var. Onların tamiriyle vazife var fakat mesulsun diyorsun, yetkin yok. Sana diyorlar ki şu mahalleden emniyetten sorumlusun İrfan. Fakat yetkin yok. Nasıl olacağım peki? Ustad sorumlu mu kardeşim? Son yetkisi. İlmi zahir, ilmi batın, ilmi ledün verilmiş. Peki niye? O zamanın tamircisi peygamberdi. Ad kavminin tamircisi Ad. Semud kavminin, Lut kavminin tamircileri peygamber. Şimdi peygamber yok. Tamirci bu adam. O zaman Musa Aleyhisselam'ın Kur'an'daki geçen Hızır Aleyhisselam'la macerası başlıyor. Bunlar sabır işidir. Sabır işidir. Hasan abi, şimdi Musa Aleyhisselam'la Hızır arasındaki geçen macerayı bir de bir izleyen kaleme alan aktaran var Hasan abi. Bu üstad. Bu üstadın üstadın mazhar olduğu ismi azam ekstra ehad mı vardı abi? Yani hepsinden başka. Hazreti Ali'den de dahil. Mesela ehada mı bakıyor bu acaba? Şimdi ikinci şuada söylüyor. Hazreti Ali'nin ismi azam biliyoruz değil mi? 30. lema. Yani siz biliyorsunuz, duymuşsunuzdur da. Evet. Ama bütün nurcular öyle biliyor. İsmi azam. Ferdun hayyun kayyumun hakimun adlu kudus. Hayır. İsmi azamın altı nuruna bir nuru diyor. Evet. Ziya değil. Güneşten ziya, kamerden nur. Bak ama bizim tahkik okumayan, ben diğer kişileri konuşmuyorum. Risale okuyan insanlardan konuşuyorum. Ben onlardan konuşuyorum. Diyorum ki, altı tane ismi İsmi Azam biliyorlar. Onlardan bir tanesi İsmi Azam. Hayır. O da o değil diyor. Tamam. Bak, beş nurundan bir nuru diyor. Nur diyor. Peki ne yapmış o altı tane? Niçin? Yani İmam Ali'nin bir vazifesi var diye. Herkesin bir vazifesi var. Bu asıl imamına ilmi zahir, ilmi batın, ilmi leduni verilmesi lazım. Çünkü peygamber değil. Nasıl tamir edecek? Bak nasıl tamir edecek? Bu ne? O zaman leduni ilim bunlar. Şimdi anlatayım. Bak şimdi. Bunlar ilmi zahir ve ilmi batın okuyan arkadaş şeyler de var cemaatin. En tepelerin. Başka bir grupta mesela. Adam kendisi geçti. Video yapmış. Mahmud Efendi cemaatinde. Ama işte ancak bu Risale-i Nur'da bu ledünün için vazifesi var. Şimdi evet anlamakta zorlanacağız tabii. Çabuk çabuk da geçiyoruz. Altyapısı şey olacak ama kolay değil. Yani mesela biraz önceki misal Einstein bir sözünü hatırlıyor. Bir insan size dese ki bu zordur, anlatılmaz. Anlamamış diyor. Bir mevzu, onun sözü şu. Bir mevzu ne kadar güzel anlatılıyorsa o kadar iyi anlamıştır. Şimdi bak burada radyo televizyon açtığın zaman üstü açılıyor. Bir yeri celbetmiyor arkadaşlar. Burada var zaten. Açmasan da var. Değil mi? Bakmasan da var. Dinlemesen de var. Yok mu radyo televizyon? Peki radyo televizyon buranın üstünü kaldırıyor mu? Ortaya çıkarıyor mu gömülü olanı? Her bir halet böyledir. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Unutmayın. Dört tane. Ya fikrinde yaşıyor. Fikrinin içine girmiştir. Gir içeriye fikir. Ya vicdandaki bir histedir. Ya kalpteki bir duygudadır. Ya ruhtaki bir latifenin içindedir. Hiç kimse dışında yaşamıyor. Her bir halet, her bir duygu, her bir his, her bir fikir ya televizyondur, ya radyodur. Tamam mı? Ya GPS'tir. O zaman bu perdeleri kaldırmak Allah'ın inayeti, özel nimeti olsa gerek ama
Kimseye de tombala çekilmiyor. Gayret edene, verilene veriliyor. Kim o? İsteyene veriliyor. Her isteyene veriliyor mu? Verilmiyor. Ama verilenler kim? İsteyenler. Onun için hikmet ilmi var ya, hikmet ilmi. İlmi ledünün yoludur. Hikmet ilmi. İlmi Kur'an'ı, hikmet imani. Tamam. Sonra dedi ki, kim ya Rabbi? Onu dedi, iki nehrin birleştiği, teke düştü. Teke düştü. Yani zahir ve batın, mülk ve melekutun cem oldu, tek bir. Ondan sonra ne olmuş o? O kavşakta diyor. O kavşakta sen birisi görecek diyor. Sen birisi karşılayacak diyor. O senin arkadaş olacaksın diyor. Şimdi neyse. Şimdi bu şeftimiz için anlattım. İnsan he. O kavşak da insan biliyor musunuz abi? Siz de insanı çiziyorsunuz şu anda. O kavşak. Değil mi? İnsan denilen bir kavşak. Demiştik ki kavşak. İnsan kavşak. O ben bunu bir ders yaptım 17 dakika. Bir bakın böyle ya. Çok ilginç o. İki nehir tek nehir olmuş. O balık neymiş? Neye unutulmuş? Onu bir yapmışlar. Sitede var galiba. İnsan denilen kavşak dersin. Balık sepetten çıktı. Sepetten çıktı. Mevzusu değil mi? Evet. Sepetten çıktı. Acaba ilminle Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam mı şey mi diye yazmışım. İnsan denilen kavşak mıdır mı bir derste ama bunun hikmetini anlattım ya. Çok çok ilginç. Ben onu merak ettim bu simgeyi. Bak bir de şunu söylememen için. Zulkarneyn, Hızır bunlar ünvandır. Öyle birileri var idi, varlar ama unvandırlar. Bu sıfata, bu özelliğe sahip olanlar o şeyin içine giriyor. Mesela küçük sarıklı genç bir kişi değildir. O sıfat haiz olan onda ortaya çıkar. Unutmayın. Mesela şöyle. Elektrik ocağını getirin buraya. Koyun fişi ısısı ortaya çıkar. Aynı elektrik ocağına klimaya koyun, buzdolabına koyun, soğutur. Şimdi küçük sarıklı genç, Zulkarneyn veya işte Mehdi, unvandır der. Unvan ne demek? Bir şeye muayyenleşmeyen ama kendisine en yakın olanda tebarruz edip taayyun eden. O zaman Zulkarneyn olursun. Mesela şöyle diyeyim. Köye gittin. Kendi bir köye veya kendi köyüne. Allah Resulü olsaydı ne yapardı senin köyüne gelseydi? Senin yaptığını yapardı. Veya onun yapacağını yapıyorsun. Ne demek? Allah Resulü'nün en büyük özelliği fiilen İslam'ı yaşardı ve yakınlarına tebliğe başlardı. Öyle değil mi? Tebliğ etmen, Risale-i Nur anlatman ki onların davasıdır Risale-i Nur. Benim devam değil. Benim de devamdır. Sırf bana ait değil demek istiyorum. Allah Resulü'nün yaptığını şey yapıyorsun. Yani o davayı güdüyorsun. Dava. Dava on. O zaman bu hakikatleri böyle ilmi zahir, ilmi batın değil ya. Yani. O aleminde yaşarsan enfus olur. Bu ilmi ledun. Hikmeti imani. İlmi Kur'ani. Şimdi bir şey göstereceğim. Vahiy gelme şeyini anlatacağım. Ondan da ilahı anlatacak. Anlatacağım şimdi. Burada kelam sıfatında kelam Kur'an geldi. Tamam mı? Nereye geldi? Lef-i Mahfuz neresi? Bak ha şurası. Şuradan arkadaşlar şuraya kelam ilahi denmiş. İlahi. Mesela öyle geçiyor. İlmi kelamlarda herhalde de öyle geçiyor.
Yani vahiy değil. Subutu sıfattan lef-i mahfuza iniş kelam ilahi. Sonra burada imbitleniyor, fabrikalanıyor. O kelam-ı ilahi ayetlere dönüşüyor. Sonra bu lef-i mahfuzdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyet olan Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy iniyor. Vahiy. Cebrail tarafından getiriliyor yani. Cebrail getiriyor. Yani kim getirdiğini biliyoruz orada. Buradan güzel. Kelam-ı ilahiden lef-i mahfuza kimin getirdiğini bilmiyor. İdi geçen haftaya kadar. Şimdi dedi ki şimdi biliyor muyuz dedi İrfan. Kelam-ı ilahi, kelam sıfatından lef-i mahfuza kim kelamı indirdi bilmiyorduk. Ama lef-i mahfuzdan peygamberimize kim indirdi? Cebrail. Onu biliyoruz. Sonra baktık ki lef-i kelam sıfatından lef-i mahfuza getiren ilahtır. Onun için bu ilah emreden bu. Evet. Zaten diyoruz kelam-ı ilahi, ilahinin kelamı. Evet. Ve tekvinde. Yani bu gafurun vesilesiyle ortaya çıktı. Estağfurullah abi siz söylediniz açık açık. Şimdi Allah'ın ikrametimize işte. Yani kelam-ı ilahi. İyi zaten çekiyor. Ona ait onun. İlah emrediyor. Demek ki oradan oraya indiren kelam ilah. O zaman ilah nedir? Kulazı bir Rabbin nas, meliki nas, ilahi nas. İlahi nas. Hani kafamızda o canlansın diye. Çünkü Allah Resulü onun hastalara, sıkıntılı olanlara okunmasını söylüyor ya. O sureyi. İlah ne demekti böyle? Nasıl yaptırılcılıdır? Mesela Kur'an şifadır deyince Kur'an ne yapar? İmanını kuvvetlendirir. Nasıl şifa olur maddi ilaç? Çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir. Yani güçtür yani. Bugün hastalığın temelinde %90'ı vehmidir. En ufak bir şey. Mesela şimdi piyasaya nereye giderseniz git. Hiçbir soğuk algınlığına bir tane şey yok. Hep yoktuğumuz gibi yok grip ve enfeksiyon hiçbir şey. Her şey korona demişler. Başka bir şablon yok. Bütün mikrop oldu korona. Korona oldu. Peki bu adam ne yapacak? En ufak bir üşütmede burnun akıntısına adam diyor ki burnunuz akıyorsa koronasınız diyor. Bakın bunu diyorsa. Bu adamlar hepsi korona tamam mı? Yani eskide global enfeksiyon, üşütme enfeksiyon, bilmem zehirlenme bir sürü. Astim, alerji. Yok muydu? Bir sürü şeyler vardı. Vardı. Ama hepsinin adı ne oldu şimdi? Korona. Korona oldu. Niçin söylüyorum? Kulazı bir Rabbinnas ilahinnas. Yani bu vehimden çık hadi atmosferden. Bir de eğer videoları seyrediyorsanız bununla alakalı. Hiç şansınız yok. Korku onun toprağıdır. Eğer bununla alakalı videonuz varsa en ufak titreme son filme götürür seni. Uçaktan kim korkar? Uçak filmlerini seyredenler. Uçak nasıl düşer? Nasıl kalkar, nasıl düşmez? Seyredene de. Uçağa bindiği anda zaten içine girmişti filmle. Aynen hemen zihin seyrettiğinin sonuna götürür. Peki bu filmi niye anlattım? Bu film de öyle. Sekerat geldiği zaman bak çocuk dedi ya. Baba görüyorum dedi. Radyo, televizyon bir şey yapmıyor, kaldırıyor. Ahiret burada. Dünya onun üzerine tenteneli, perde. Örtüm. Yani dalga boyu farklı kardeşler. Dalga boyu farklı. Mesela havan değiştiği zaman, haletin değişince her şeyin değişiyor. Bu işte. Ölüm bu. Bu kadar. Şimdi kelam ilahi demiştik. İlahi nedir o zaman? Sureti, kanuniyeti tek bir şey değil. Peki niye insandır? Çünkü Kur'an, kainat, insan aynıdır. Onun için insandır. Yani kelam ilahi, ilahin kelamı insandır. Sonra kanuniyeti indiği yer, ortaya çıkarttığı yer lef-i mahfuzdur. İlahi bak görüyor musun?
Sonra bu kelam-ı ilahi ilk önce sureti budur. Her şeyin sureti burada. Alem-i şehadet. Alem-i şehadet her şeyin sureti. Hakikati kelam olduğu için kanuniyeti defi mahfuzdur. Hakikati kelam sıfatıdır. Yani şu mahiyeti ise tekvin. Subutu zat-ı sıfat. Emrediyor çünkü bu. Emreden. Subutu zat-ı sıfattan emreden bu. Bu yani hep gaybi ol. Abi tekvin olarak aslında hep gaybi oluyor. Yani iman gaybadır ya Hasan abi. Yani hiçbir zaman budur diyemiyoruz abi değil yok, mi? Yok. İşte yani ilah olarak kabul etmemiz, ilaha iman etmemiz zaten bu zaten abi. Hep gaybi. Tekvinde olmasının şekli de şeyi de bu. Gaybi yani. Hep. Gaybi evet. Hep arkada. Hep arkada. Peki insan da bu. Kainatta ne olur? İlah. Emredici sistem var. Yeni duydum işte. Geçen hafta anlattım. Kanada'dan bir tane doçent Nurcu yazdı. Abi diyor nereden gelmişlerse üniversiteye, başka bir yerden. O üniversiteye, iş camiasına şey yapıyorlarmış, seminer veriyorlarmış. Kendisi doçent. Bak Kanada'da tıp fakültesinde. Diyor ki artık diyor şuna geldiler, başladılar yeni diyor. Artık nereden tespit edebiliyor muyum? Kafada insanda bir yer varmış. Orada her şey her şekilde bulunabilir. İnsan buranın değişmesini isteyerek kendisine sıkıntı yapıyor. Aslında o insanın doğasında vardır zıtların var olması. Serbest bölgeyi diyor. Psikolojinin temeline oturtmuşlar abi. İyi. Gelmişler ya. Yani. Gelmiş. Yeni bak. O serbest bölgeyi, buradaydı. Yani kavga yaparsanız o şiddetlenir diyor. La serbest bölgeyi dinlemiş. Dinlememiş mümkün değil o. Harbi dinlemiş ya. Dinleyeceğim öyle dediyse. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Evet. Çünkü adamlar, ustad diyor, Amerika'nın heyeti diyor, dini hakkı arayan heyeti diyor, Türkiye'ye geldi diyor, sen açtığında artık takip etmemeleri mümkün mü? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bir film izledim. Filmde de şu şeyi söylediler abi. Şeytan 13. Lema'dan söyledi abi adam. Direkt söyledi ya. Meşhur da bir sanatçı. Şeytan kendine tabi olanları unutturur. Hani en büyük destesi. Yemin ediyorum birebir bunu söyledi abi adam ya. Ya bitti ya. Şimdi serbest bölgeyi söylüyor. Biz diyor savaştığımız için başımıza bela aldık diyor. Oysa insan zıtlar diyor insanın yapısında, doğasında vardır diyor. Onları yönetmesi gerekiyor diyor. Savaşmaması gerekiyor diyor. Hayda. Görüyor musun? Şimdi insanda nedir? İlah. Menfi de müsbeti de emrediyor. Onun için hastalığa girdi. Şimdi oldu her şey korona. Ya hiç bir astım yok sende ya. Hiç mi sende global şey yok? Hiç mi bir grip şeyleri yok? Hiç mi benim gibi mesela rutubetten etkilenmiyorsun da rutubetten ne diyorlar ona? Şey, astım abi. Yok yok. Alerji. Alerji oluyordu. Sonra geçti çok şükür. Yani nem olduğu yerde çünkü onu da Münih'ten aldım. Uzun müddet kaldım. Fabrikanın altına üstü halı yıkama nem şeyi. Aşağısı da toprağın altında kaldık. Epey uzun müddet kalınca nem içinde yani neme karşı şey öksürük oluyor. Öksür yani üşütünce. Şimdi emredici sonra levh-i mahfuzun insandaki karşılığı dima. Kelam hakikat kalpte mahiyette ruh. Demiştik yani ilahın nereden çıktığını böyle bir de tekrar ettim. Fıtı gelişti yani. Ruh merak edilmişti. Ruh dört tane özelliğe sahip. Ziyayattır, zişurdur, kanun emr, vücud hariç. Vücud hariç. İşte ziyayattır hayat. Zişurdur ilim. Kanun emr zaten evamiri tekmini iradeden geldiğini söylüyor. Ötekisi vücud hariç zaten kudrete baktığını söylüyor. Şimdi geçen haftayı bitirmiş olduk. Şimdi başlıyoruz.
ilah emreden. Şimdi öğrendik kelam-ı ilahi, yani subut-ı sıfattan lef-i mahfuza ayet kim indirmiş? İlah indirmiş. İlah isimdir, kelam sıfattır. Emrediyor. İlah acayip bir şey ya. İlah. Emrediyor. Zaten koymuş, kelam-ı ilahi demiş. Niye başka? Kelami kudret diyebilirdi. Peki, Sözler 528. Yeni Bismillah. Kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktaya kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Görüyor musun bak? Kainatta her şeyin bir noktayı kemali vardır. Mesela suyu döksen ıslatma meyli vardır. Risale'den okuyorum ha. 328 sözler var. Defter kaçtı abi sayfa? 338 efendim abi. Dilhasan abi bu sudur diyorlar ya mesela. Sudur diyorlar, mesela on akıl diyorlar. Hani bu üstad bunu ayırmış bir tek. Hani geçmiş bakıyorsun işte Farabi olsun, İbn-i Sina olsun diye zatla. Şimdi sudur ya ona veriyorlar. Şimdi bu asırda da mesela sudura vermiyorsun, diyorsun ki dışarıdan yapıyorlar diyorsun. Bu sefer ateistler de diyor ki, o zaman diyorlar Allah'ta acizlik mi var? Niye sistemi mükemmel yapmadı? Niye devamlı müdahale gerek? Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani niye onu mükemmel yapmadı da dışarıdan müdahale diyor? Hani devamlı çalkantılı bir şey var burada. Hiçbir zaman açılmamış bu konu. Yani bu tek Risale'nin hatta bu derslerde bu açılmış yani. Böyle bir şey yok. Doğru. Araştırdım yani. O zaman bak şimdi o Kanada'da adam, nereden Amerikan bilmiyorum nereden gelmiş şeye. Bize diyor Kanada'da tıp fakültesine seminer veriyor. Heyet geldi diyor. Diyor ki diyor, abi diyor hayretler içinde kaldım diyor. Ben kendisi doçent. Ya işte, geçen hafta bunu anlat. Yeni geldi bana da. Acayip diyor. İnsanda bir sistem var kafada. Zıtların cemi diyor. Orada hep emrediyor diyor. Onlarla savaşınca diyor, onu var ediyorsun. Bir misal vereyim size. Böyle bir örnek vermiştim. Şeytan tuzağına bakın. Şimdi şeytan bir şey söyler size. Güya ona muhalefet etmeyeyim diye tersini yaparsın. Aslında itaat etmeyi gösteriyor o da. Yani hiç kale almayacaksın. Mesela korona diyelim. Yani niçin cazip misali veriyorum? Yaşanan bir şeyin misali olsun diye. Eğer normal hayatına devam edersen hiçbir şey sende tutunamıyor. Yapman gerekenleri yap. Zaten herkes işini yapıyor. Sistem öyle çalışıyor. Böbrekler şey, sana göre değil. Sen ne zaman müdahil oluyorsa bozuyorsun. Düşünceler kanı, kan da hormonları, hormonlar da dokular vesaire etkiliyor. Mesela kötü bir haber görünce, duyunca miden demiyor musun? Midene nasıl vuruyor haber? Ne alakası var lan? Kötü haberle kalbi duran var. Hop ölüyor. Çocuğun ölüsünü görüyor, bitti. Ne alakası var? Kalbi durur mu ya? Gördüğü resimle. Yani tanımlamak çok acayip. İşte Lisa bunu dediği gibi Emre'nin. Niye mükemmel böyledir bak şimdi. Kainatta zıtların çelişki gibi gözüküyor. Çelişkiler ilişkinin ta kendisidir. Eğer çelişki denilen şeyler olmasa, yani zıtlar olmasa, hiçbir şey var olmaz, tekamül etmez. Zıtların varlığı öteki zıttın vücudunu gösteriyor. Onun için söyledi. Mesela şeytanın dediğini yapmıyor. Onun tersini yapmaya kalkarsan illa dediğini değil, o da uymuş oluyorsun. Anlıyor musun? Şimdi kainatta çelişki gözüküyor değil mi? Zıt, soğuk, sıcak. İman küfür ya. Çelişki değil midir küfür imanı? İlişkinin ta kendisidir. İmanı kaldırın. Küfür de yoktur. Küfürü kaldırın. İman olur mu? İman da yoktur. Ya Halik mahluk kaldır. Mahluku kaldırsan Allah'ın halikiyet bir sürü esması yok olur. İşte bir daha okuyorum. 528. Kainatta bir tecrübe, her şeyin bir noktayı kemali var. Niye? Çelişki gibi gözüküyor. Arkadaşlar, bir şeyin var olması,
ve kemal bulması için zahirde bir çelişkiler olması gerekiyor. Zahirde zıt. Zıtların olması lazım. Vücudun gözükebilmesi için Adem lazım. İlmin gözükmesi için cehalet lazım. Ha? Bu kainatta da tekamül olabilmesi için içerisine onun zıttı girmesi lazım. Peki bu nedir? Çelişkidir. Çelişki aslında hakikatta ilişkinin ta kendisidir. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Meyli. Sonra o meyil şiddetlenirse ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaaf iştiyak incizap olur. Muzaaf iki katı olursa bu metni okuyorum tabi, metni okuyorum. Sizin okuduğunuz yerler bunlar. Külliyattan bunlar. Evet, sözlerden abi. He. Daha dur şey. Ve incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil. Ne yaptı? Dört. İyiyim. Cenab-ı Hakk'ın evamiri tekviniyesinin mahiyeti eşya tarafından birer habbe ve nüme intisalidirler. Mümkünat mahiyetlerinin mutlak kemali, mesela bir çekirdeğin mutlak kemali, mutlak vücuttur. Nedir o? Çekirdekteki yazılımın ağaç olmasıdır. Yetiyor mu? Yetmiyor daha. Ağaçta kendi bir gayesi var. Hususi kemali, istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın kün emrine itaatı bir tek fer hükmünde olan bir zerrenin itaatı gibidir. Şimdi devam ediyor. İrade-i ezeliyeden gelen kün emre ezelisine mümkünatın itaatı ve intisalinde yine yani Allah diyor ki bunu ol. Tam da nereye diyor ol? Yok bir şey. Allah nereye ol diyor ve nasıl itaat ediyor? Diyor ki irade-i ezeliyeden gelen kün emrezelisine ol eze emrine mümkünatın itaati ve imtisali yine nasıl? Çünkü bu eşyaya iradenin tecellisi olan meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizap. Meyil, ihtiyaç ve şevk ve incizap. Birden beraber mi demiştir? Demek ki eşyada meyil var o emre. Yani ihtiyacı var, şefki var, incizabı var. Burada bir tane şefk eklemiş değil mi? Şeylerde geçiyor. Şefk var, aşk falan da var. Aşk da var değil mi? İhtiyaç. İhtiyaç mı dedi? He. Meyil, ihtiyaç, şefk, incizap. Birden beraber mündemiştir. Latif su, altı tane olması lazım. Çünkü o 90. sayfada, 500 küsürüncü sayfada ha bu. 642'de devam ediyor. Şey mesela nuraniyet, imtisal, imtisal, itaat var ya böyle. O Allah nasıl emrediyor da hemen bir şey nasıl oluyor? Önemli olan gemiyi yönetmek değil. İlk önce gemiyi inşa etmek. Geniminin süretin sistemini, o elektronik, elektrik, dizaynı yaptıktan sonra çocuk bile bir dirip notu kullanır diyor. Yani koca gemiyi de kullanır, düğmeye basar o kadar. Önemli olan biz yokken bu kainat Allah kurması. Kurduktan sonra, şimdi işletmesi çok kolay. Ona göre. Demek ki Allah ol demeden önce o Adem'den tebarüz etmiş, vücud-i ilmi dairelerinde olmuş ihtiyaç, incizap, şefk, meyil denilen şu dört paket zaten o ağaç olma meyli var, insan olma meyli var. Hemen onu alır, latif su nazik bir meyille inci madde emrinin aldığı vakit demiri parçalaması itaat sırrının kuvvetini gösterir. Metin bitti. Şimdi tahlil edeceğim. Bakayım ne kadar. Yok fazla da uzun değilmiş. Mümkünatın mahiyetlerini mutlak kemali. Yani mümkünat bu. Biz. Varlık mümkünat. Neydir? Mutlak vücuttur. Ne demek mutlak vücut? Mutlak vücut ne demek? Zıttır müdahalesi yok yani abi. İmkanat.
İmkanat. İmkanat demek zıttı müdahale olmadığı yer mi? Zıtların eşit olduğu yer abi. Sözler 91'de direkt söylüyor ya bunu abi. Ne diyor? Diyor ki abi, mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki müvazenesi sırrıyla. Eşit. Mutlak vücut. Ama nasıl oluyor da mutlak ol? Mutlak Allah'tır abi. Evet. Bu, peki imkanı mutlaktan ayıran ne? Sana doğru soru. İşte ben de onu soruyorum. İşte tam ben de o soruyu soracaktım. Şimdi bak arkadaşlar. İnşallah cennete gideceğiz. İnşallah. Hasan abi arızı değil. Yani kendinden değil. İtibaridir. Yani BK, içindeki BK denge... BK'dır acaba? BK'ya mazhar olması mıdır? Camını açık ya, kapat orayı. Sen omuzunu açın. Gelsin, temiz hava gelsin. Şey ha. Ama sana vuracak omuzunu. Vuruyor diye aldım. Şimdi bak. Biz cennete gideceğiz. Cennete gideceğiz inşallah. Arkadaşlar, her hafta Allah'ı görmeyecek miyiz? Öyle diye çalıyorum. Tam bitti. Gelecek hafta da farklı olacak o Rabbimiz. Tabi Allah'ı görmeyeceğiz de Rabbimiz göreceğiz. Peki gelecek bir hafta sonra da nereye kadar geçecek bu? Niye farklı olacak Rabbimiz? Sonsuz. Çünkü mutlak vücut, vücudumuz nereden gelmişse oraya meyli vardır. Ama hiçbir zaman ulaşamayacak. Evet. Oraya niçin istiyor? Çünkü insan vücut mutlak mertebesine muştaktır. İşte abi, işte şeyden ben bunu anlıyordum abi. İşaret edeceğiz 194'te aslında bu abi. Küllü şey diyor ya abi. Her şey. O kül aslında bütün onun şumulünden hiçbir şey ayrı değildir. O kendini ayırıyor abi. O hep bir geride. Yani o, hani bir biz diyor, Kur'an'da geçiyor. Bir de o var ya Hasan abi. İşte o şey, o. Başım öyle şey yaptı ki, ne biliyor musun? Çarptı seni abi. Ne biliyor musun? O mutlak vücut var ya, müştak dedim ya, o kadar cazip alemi açayıp şey yaptı ki, her şey aslına müştaktır. Ondan geldik. Ona müştakız. Devamir tekniğimiz mi? Yani devamir tekniği de değil ya. Daha arkası. Hasan abi, zatın da evamiri tekviniyesi yok mu abi? Diyor burada abi ya. Evamiri tekviniyeme itaat etseniz derken abi, aslında bu bize koyduğu evamiri tekviniye mi? Yoksa ondan gelen evamiri tekvini. Bütün sistem var. Bir sana koyduğu var, tamam mı? Evet. Bir de kainata. Bak şimdi. Nur-u Muhammed'i yarattı mı? Bir Nur-u Muhammed'in iki manası var. Bir mana, bir nur. Evet. Nur vücudu hariç. Tam da Allah bu çekim ne yaptı? Çekirdek yaptı, yazılım. İhtiyaç işlerken diye bu harita. Ondan bahsetmiyor. Cennette Rabbini bir gördüm. Gene göreceğim. Tam da... Sonu yok. Niçin sonu yok da niye doymuyor? Tam Rabbi doyurmuyor mu? Doyuruyor, geliyorsun. Niye? Peki gelecek hafta aynı Rab mı? Değil. Mutlak vücut yok. Peki ne olacak? Ezeli ebedi varamayacaksın oğlum. O zaman ama adam hasta yani. Herkes, her vücut mutlak kemaline hasta. Mutlak. Şimdi insan en çok neyi merak ediyor? Tam Allah merak edilir de ilk önce kendini merak eder daha insan. Bulamayacaksın. Peki kendimizi mutlak görebilecek miyiz? Şimdi geliyorum. Aşağı indim. Mevcutuz ya. Kemalimiz ne biliyor musun? Kendimizi görmek. Nerede? Göremeyeceğiz. Ama sana unutma, göremeyeceksin denilmeyecek. Hep arayacaksınız. Hep arayacaksın ki arayasın. Ama her gördüğünde de her mesafe alıyorsun. Abi söylediğim aslında benim dersin başındaki aslında ben biraz bunu anlatmaya çalıştım ama Hasan abi. Diyorum ya şu elime bakarken gördüğüm evet. Ben değilim abi.
Evet. Bunlar abi, bunlar meleğin cem olmuş hali, donmuş hali. Benim vücudu, benim dediğim aslında bu melekler. Oraya beni üflemiş Allah Celle Celaluhu. Hasan abi, yani bakın beni üflemiş. Ben beni ararken aslında nereye arıyorum Hasan abi aslında ya? Oraya seni üflemiş olmayasın. Ya da öyle. Nasıl dedi? Oraya sen üflemiş olmayasın diyor. Melekler donmuş da diyor. Allah diyor beni bunun için üflemiş diyor da. Ben de buna sen kendini üflemiş olmayasın dedim abi. Yani aslında bir acayip bir şey oldu abi ya. Bu madde donmuş enerjidir. Enerji kuvvettir. Kuvvet kudrettir. Kısacası bu melektir. Evet. Onun dediği sözde ağaçlar için söylüyor. Donmuş melektir. Bunda bir şahsiyet oluşmadığı için ben arayışı yok. Şeyler, cinlerde, meleklerde bu ben yok. Onu anlatmıştım. Yok. En canlısı. Şimdi bu donmuş. Bu da öyle. Bu donmuş melektir. Onun vücuduna ben diyorum. Görüyor musunuz? Melekler de şaşırıyor, gülüyor yani. Ve çoğunlukla hep böyle, bazen böyle ayağıma bakarım böyle yaptığım zaman. Böyle, affedersin bana. Benim ya. Yani sahiplilik iyi bir şey de yani tuhaf. Neresinde bir tuhaf, o kadar tuhafıma geliyor, hiç alışamadım yani. Vallahi lan benim. Ne nasıl alışmışlar ya? Dünkü cenazeye gittim ya. Ehli dünya nasıl yaşıyor? Uydurukçasını söyleyeyim. Sonra bizim küfür, tövbe. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı için söyleyeceğim. Yaşantı şans gibi. Yani bir arabanın kaç bin tane parçası var? 10 bin civarı. 10 bin. Okulda görmüşüm, unuttum. 10 bin tane. Buradan sen Süleyman Pendik'e, Tuzla'ya gitmen için 10 bin tane parça olması lazım. Bir tane parçası, ciddi bir parçası yoksa en az ciddi bunun 5 bin değil. Yani bir şeyin vücudu bütünün, bütünü olması lazım. Gidebilmen için bütün. Ama yokluğu için bir tane sebep yetiyor değil mi? Evet. İnsan da var olması, yaşaması için yani bütün sistemi, maddi ve manevi, mülk, melekutu, bütün her şeyin bütünsel olması lazım. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı için söylüyorum. Tamamen bu rastlantı, tesadüfen. Ya nasıl tesadüf bunu? İna et ya. Şu anda yaşamamız inayet. Bir tanesi sistem çıksa devre dışı. Yaşlılar mı ölüyor? 28 yaşında ya. Hiçbir şey yok. Bir şey yaparken bilgisayarda. Bana bir şey oluyor dedi. Kanım ağrıyor. Ya fena, çok fena ağrıyor. Atlayalar arabaya giderken baba orası açıldı bana. Ben cennete uçuyorum. Bu kadar mı yani? Hani bunun üzerine neler bindirmiştik? Ne kadar ciddi işler vardı. Evlenme koymuştuk, çoluk çocuk koymuştuk. Arabaları koymuştuk, yatı, katı, atı. Her şeyi koymuştuk. Üstüne koymuştuk bunu. Ne acayip bir şey ya. Yani nasıl yaşıyorlar? Akıl almıyor. Evet, mutlak mevcudun, mümkünatın mutlak vücudu. Onu kapat ya. Bana da vurdu. Ama tek şey olsa. Tamam dursun. Mutlak vücut, biz nereden geldikse ona. Ona dönüş, o senin ama mümkün değil varma. Mutlak vücut. Allah'ın ilminden gelmedik mi? Mutlak vücudumuz orada. Varılabilir mi ya? Onun için panteist de böyle çıkmış, bunu tefrik edememiş. Muhyiddin Arabi burada hata yaptığı gibi, panteistler de demiş ki, Tanrı, ondan geldik, Tanrı'dan geldiğimiz için en son Tanrı'ya benzeyeceğiz.
Sonra buna neyi doğurdu? Mücessimeyi doğurdu. Yani. İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisi. Kün var ya kün. Ha, oradan geliyor. İradenin tecellisi neymiş? Bir arkadaşlar. Meyil, ihtiyaç, şevk, incizap. Bunlar da iradeden geliyor. Şurayı da okuduk mu keseriz bugün. Yani emri ezeli ile emri tekvini farklı şeyler. Farklı şeyler. Birisi sistem. Emri ezeli ile emri tekvini. Ha ha ha, emri ezeli, evet. Emri ezeli farklı. Farklı bir kelime olduğu için. Evet. Altını çizdim. Evet. Emri ezeli farklı. Evamiri tekvini farklı. Emri tekvini. Emri de tekvini de farklı. Hepsi farklı şey. Emri ezeli acaba bütün o emri tekvinilerin bütünlüğü falan mı? Onu daha şey yapmadık. Gidelim. Çünkü ileride anlatmış ya bayağı. Emir bir esma mıdır, sıfat mıdır abi? Bilgimiz var mı? Emir mi? Emir tekvinin içerisinde sıfat oluyor abi, değil mi o zaman? Sıfatlar gözüküyor. Çünkü Kitab-ı Mubin'de ne vardı? Emir irade. Yok. İrade kudret. İrade ve kudret. İrade kudret, evet. Emir ilim. İmam Mubin'de? Emir ilim. Ha, ilim. Peki, ilimi anladık. Üçünü tamam anladık. İlim, irade, kudret. Kudret anladık. Emir nerede? Tekvinde. Yani subut-i sıfatta hiçbir tanesi yok. Yok. Ha, zata böyle bağlanmış. Tekvinde. Abi ben şunları çok birbirine böyle karıştırıyorum diyeyim abi. O kadar beni etkiledi ki. Yani hadsiz derecede bu kaderle alakalı halidir ve vicdanidir var ya. Abi benim alemimde bu tekvin oldu abi. Bilmiyorum ifade edebiliyorum. Benim alemimde bu kaderin hali ve vicdani olması benim alemimde aslında tekvini oluşturdu Hasan abi. Ne demek biliyor musunuz? Yani ben yaşadıkça, ben yaptıkça var oluyor. Her şey, ya okuyorum Hasan abi sanki daha önceden varmış gibi. 20. mektubu okuduğum, 20. sözü okuduğumuz zaman Adem Aleyhisselam'dan bahsederken ya beni anlatıyor Hasan abi, ben yaşıyorum. Oluyor. Sanki olmuş gibi bir kitap var, gösteriyor bana ama ben oluyorum şu anda. Emir oluyor, kudret oluyor, ilim, irade, hepsi bana mucize ve alleme Adem esma külleha bende oluyor şu anda. Oluyor. Aynen öyle. O zaten insan öyle tarif etmiştik, hatırlar mısınız o 218 şualarda? Olmakta olan. He, olmakta olandır. Olması devam ediyor. Bitmemiş ki. Bitmemiş. Olmakta geçmiş. Olması devam ediyor. Nedir şey? Olmakta olan. Yani olması olmuş epey. Olmaya da devam ediyor. İnsan ya. Bilmiyoruz ki. Çok acayibime gidiyor ya. Çok abi ya. İnsan kendim acayibime gidiyor. Hariç bir şey değil yani. Ben niye buradayım? Ne kadar kafesin içindeyim? Bina değil ha. Dünya kafes. Bu memleket hakikaten tuhaf. Şimdi başka bir yer okuyayım. Sözler 548. Bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve firisteleri ve firiste ve programları tayin eden evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessimi hükmünde denilebilir. Neymiş? Çekirdek. Evamiri tekviniyenin küçücük mücessemiymiş, çekirdek. Ne? O zaman nedir? Programları ve filisteleri. Filiste ve programları o çekirdekte derç olmuş. Şimdi metin bitti, izah. Evamiri tekviniye, ağacın filistesini ve programı olan çekirdeği tayin ediyormuş. Demek ki ağacı kastetmiş. Onu ilk önce programa indirmiş, program yapmış. Yani çekirdeği tayin eden evamiri tekviniye.
çekirdeğin firiste ve program olarak tayin ediyor. Çekirdeği evamiri tekviniye 500, bunu destek başka bir yer, destek şimdi. Sözler 557. Kadir'in yazdığı evamiri tekviniye o maddeler hakimdir. Kim yazmış? Kader yazdığı, Kader'in yazdığı evamiri tekviniye. Yani peki neydi evamiri tekvini? İyiyim vardı ya, ihtiyaç iştiyak incizap veya şevk ve aşk. Ekle 6 tane ekliyorsun. İhtiyaç iştiyak incizap, aşk ve şevk evamiri tekviniye. Peki bu nedir? Şey yazmış, irade yazmış. İrade yazmadan önce kader neydi? Esma-i fiilin bütünselliğiydi. Evet. Kader. Ama daha fiili esma yok. Fiili bir esma yok. Fiiliye geçmemiş. Daha program şeklinde. Evet, mesela irade, sıradan iniyorum. O istersen acele etmiş olabilir miyim? Tekvin, sıfıdı sıfattan. Emir, iradeye. İrade, kader. Kader, evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye, nütfe, çekirdek. Ondan sonra... İmam-ı Mübin arada var abi. Kader-i ilahinin bir defteri... Bak şimdi bir daha. Tekvin, emir, iradeye şey yapıyor. İlim yok. İradeye, bu kanaldan soracağım olacak. İrade, iradeden evamiri tekviniye. Orada dur. O kadar yazdı. Şimdi şimdi gene emirden ilmi geliyor. Tekvinden emir ilime. İlim. Subutisin. İlimden de yazılım. Yani ilmi yapısı. O evamiri tekviniyenin içine koyuyor. Peki sonuç nedir? Sonuç ilim emir. İmam-ı Bey. En nihai ürün. Ürün, meyve. Evet. Meyve. O da kitap İmam-ı Bin demiş. Ama geri gidersek irade, ilim, ondan sonra tekvinden şey yapıyor. Peki biraz birbirine girdi ama Kitab-ı Bin, İmam-ı Bin hepsine birer tane almış. Peki hepsinden birer tane alınca ne olduk? Gafur'un dediğine geldi. Mazi ve müstakbel nedir? An nedir? An. Mazisi olmaz. İstikbalsız olmaz. Mazi ve müstakbeli cem etmedeki andaki gözükme şeyi. İşte ilim şeydendi. İmam-ı Bin'dendi. İrade Kitab-ı Bin'dendi. Andaki an, ilim irade ikisi evet. Cem olunca. Evet. An işte. Şeyde peki cennette var mı? Kitab-ı Mübin olmaz olur mu? Biz o şeye hiçbir zaman ulaşamayacağız ki. İmam olamaz olur mu ya? Çünkü nerededir? Lef-i Mahfuz cennette aşağılarda ya. Kitab-ı Mübin hepsi işliyor orada. Ama keyfiyetini bilmiyoruz tabii. Hasan abi az önce aslında sizin söylediğiniz bunu ifade ediyor sanki. Yani biz hani her cuma günü Allah'a Rabbimizin rüyetine mazhar olacağız ya Hasan abi. Ama hiçbiri bir diğerinin aynısı olmayacak. Olmayacak. Yani dolayısıyla bu bitmeyecek bizim açımızdan. Yok yok, sonsuz o. Evet. Yani İmam-ı Mübin bitmeyecek yani bizim için. Hiçbir zaman. Bak şimdi iki kanaldan geliyor. Yazayım isterseniz abi. Olur abi. Yazayım böyle. Burada şeyler yazalım. O soluğu alın abi artık orada. Tamam ama burayı siliyorum. Şu şey yok. İrade için hala cüz'i kelimesini kullanmıyor musunuz abi? İradeye mi? Evet. İradeye cüz'i kullanım tekvine göre mi? Evet. Mesela cüz'i ihtiyarı yazmışsınız, altına da iradeye bakıyor demişsiniz ya abi. El üstten üstten. Kitab-ı Mübin'in karşısında cüz'i ihtiyarı, İmam-ı Mübin'in karşısında da irade yazmışsınız. Cüz'i irade ifadesini kullanmıyor musunuz diye sordum da. Cüz'i irade yok. Yok. Bir yerde var cüz'i. Bir yerde var abi. Başka yok. Bir yerde var. Nerede? Geçen gün okudum ama neresi burası? Başka yok. İradenin cüz'isi yok. Ama şimdilik. Belki ben kadınla bir kadın çıkmış. Şey.
daha sonuca doğru gitmedik, daha vardı ama şimdilik şöyle anlıyoruz. Evet. Tekvin, çıkış, birinci yol. İradeye. Bana abi sen istediğin süreci anladın. Yani o bir yani şematize ettiğimiz süreci oturtuyoruz yerine. Evet. Evamir-i tekviniye. Tekviniyeye. Emir de binle irade arasında emir mi demiştiniz? Yok, o emrederse. Tamam. O anda olursa. Şuraya. Gene aynısı. İlme. Program filiste. Yani ilmi vücut diyelim ya. Program yok. Program bunundur. İlmi vücut. Şimdi bunu aşağı indiriyoruz. Tamam mı? İndireyim aşağıya. Şunu evamiri tek bir şey. İrade. Evamir-i tekviniye. O da çekirdek. Çekirdek. Dikkat ederseniz bu irade Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin'in bir sıfatı kudret ve iradeydi. İlim de İmam-ı Mübin'in iki sıfatından bir tanesiydi. Emir ilim. İkisi cem etmiş anda olduğu için. Hem mazi hem müstakbeli almış. Mazi ve müstakbeli ve anı almış. Anda. Emretme anı. Olmakta olan yan. İkisini cem etmesi öyle anlıyorum. Hem İmam-ı Mübin'in aynı kitabım var. Nerede? Anda olduğu için. Ama yazılım itibariyle İmam-ı Mübin mazi ve müstakbel, Kitab-ı Mübin an, anda ama kopuk değil. Peki burada ne var? Bunu hareketlendiren emri tekvini. Emri tekvini. Ya abi ne acayip bir şeydir. Allah aşkına bir şey söyleyebilir miyim abi? Aha. Bu Allah. Nasıl bir Allah ya? Abi ya. Şimdi bu tekvin de mesela benim ilahım değil mi abi? Evet. Değil mi abi? Geldi benim serbest bölgeme Hasan abi. Ya kendini öyle saklıyor ki mesela misal ben neyle muhatabım? Sürekli siyasetin içindeyim. Artık yalan, dolan veyahut da para, dünyevi menfaatler benim artık tabiri caizse ilahım oluyor burada. Allah-u Teala iradesini ve kudretini vermeye devam ediyor ama kendini öyle saklıyor ki sanki sen onu parada görüyorsun abi. Sen onu anlatabildin mi abi? Kadında görüyorsun. Şöhrette, kariyerde, masada. Bu nasıl bir Allah? O öyle ya? Dönüşebiliyor. Yani her şey olabilme şeklinde insanı yaratması çok tuhaf. Yani insan her şey olabilirken şu anda bir şey. Her şey olabilirken. Biraz gideyim şuradan. Oo, bayağı da geçti. Kader geldik. Biz acele ettik. Evamir-i tekviniye de çekirdeğin filiste ve programına tayin ediyor. İlmi vücutlar derken şurada herhalde ilahlar olabilir diye geliyor hatırıma. Ama
İlah. İlahi. İlahlar ne demek abi? Esmalar. Yani mesela, burada aslında şey bir sıralaması... Hani... Daha oldur, acelemiz yok daha. Şey, oraya gelemedik daha. Tamam. Sıralama tekvinden şu şu şu, şama çıkıyor. O yok daha. Diğer onu şeyde konuştuk da, o başta yüzlerde bir derstekinde, şeyde zihinle tekvinde, onda daha çok şeyi konuşmuştuk. Tekvinle Adem ve ilmi konuşmuştuk. Yani hatta en çok ben onu hatırlıyorum. Yani tekvinden ilmi atılmıyor. İlim Adem'den çıkartıp tekvin içerisinden alıyor gibi böyle bir hususen böyle evet. Bir altını çok çizmiştik. Çünkü öbür türlü değişiyordu mevzu. Evet. Onu şey yapalım, o hangi derste onu... Ben o var, 110 muydu ben? Hatta açtım şeyini de. 110 muydu? Geçen baktım hemen bakayım. O şekilde böyle... Tekvin bir... dersi yapılmıştı ya. Yani zihin ve tekvin yapmıştık. Zihin ve tekvin mi? Ha. Hatta böyle, evet 110 abi. Evamir tekvinidir, ayet tekvinilere dönüştürüyor zihin demiştik. Zihin evet dönüştürüyor. Sanki zihin şeye benziyor. Tekvinin bizdeki. Hasan abi, mesela insandaki ilahın karşılığını yazarken ruh dedik ya Hasan abi. Aslında mesela şey, mahiyeti, kainatta tekvin, insanda da zihin olması gerekiyor gibi. Geçen hafta konuştuk bunu. Ama zihnin de perdesi ruh. Yani ruhun üzerinde görünüyor diye karar vererek mahiyeti... Emreden hepsinin temeli oluyor. Şey demiştik şöyle bir abi mesela. Tekvindeki Adem'den... Bir dakika, tekvindeki Adem'den. Tekvindeki Adem'den vücuda çık. Vücuda çıkan ilmi vücutlara iradenin tahsis ettiği suretteki emrükün feykün ile kudret ona mahsus vücut giydiriyor. Yani süreci anlatma şeklinde. Onda böyle tekvin, Adem, tekvindeki Adem'den vücuda çık deniliyor. Oradan ilmi vücutlara irade tahsis ediyor. Emri kün feyekünde kudret tezgahı işliyor falan. Öyle bir hani yapmıştı. Şey var gibi gözüküyor. Daha böyle tekvindeki Adem'e vücuda çık deniyor. Adem'den ilmi vücutlar mümkün, mümteni, madumlar. Ondan sonra irade mümkünleri alıyor. Şey, o zaman oradan kudret mevcutları çıkartıyor. Emrin tekvinde olduğunu o zaman söylenmemişti Hasan abi. Onu biz şimdi söylüyoruz. O zaman emir hakkında hiç konuşmamıştık abi biz. Emri bilmiyorduk abi. Şu emri an... ilk defa geçen hafta konuşmaya başladık evet, abi. Evet, geçen hafta emri tekvini yok, evamir tekvini konuştuk da emri tekvini bilmiyorduk. Evet. Ben karıştırdım abi 2 hafta önce. Evet yani. Ne çıksa zaten senin baş altından çıkıyorsun. Kader, evamiri tekviniyeye ağacın filistesini ve programını çekirdeğinde tayin ediyor. Şeye kadar geldi mi keseceğim. Bu son madde. Sözler 687. Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye. Görüyor musun? İrade-i ilahiye İlahiye cilvesi olan evamir tekviniye ve o emirden vücudu harcı giydirilmiş bir kanunu emri ve latife-i Rabbani olan ruh. Onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Bitti metin. Evet. Çıkarımlarımızı şimdi şey yapacağız. Bir ruhu yazacağım galiba ama o da yazılmış galiba. Dur bakayım nedir? İrade ilahiye cilvesi olan evamir tekviniye. Evamir tekvini iradeden geliyor. İrade. Bitti. Evamir tekviniyeden bak vücut nasıl olacak? Ruh nasıl olacak? Vücud harici giymiş. Evamir tekviniyeden gelmiş. Ama vücud harici giymiş. Kanun emri olan latife-i Rabbani olan ruh. Ruh vücudu harici tarafı evamir-i tekviniyedir. Vücudu harici tarafı. Ruhun vücudu harici tarafı evamir-i tekviniyedir. Evamir-i tekviniye ruha vücudu harici giydirmiş. Şimdi ruhun 4 sıfatı var. Ziyayattır, zişurdur, kanune vücudu harici. Ruhun vücudu haricisi irade devamı tekvine gidiliyor. Şu da ruhun dışa vuruşu. Yani mahluk olabilmesi için
dört sıfatı olması lazım. Yoksa mahluk olmuyor. Mec'ul deniliyor. Yani şu an ruh örneği üzerinden evamir tekbini şey yapmış. Yani evamir-i tekbini nasıl, nereden şey yapmış? Hı hı. Mesela diyelim ki iradede bu kesin. Önce mi evamir-i tekbini yoksa irade mi? İradeden geliyor evamir-i tekbini. Peki o zaman tekbini sıfattan iradeye emrediyor. İrade evamir-i tekviniye oluşturuyor. Evamir-i tekviniye yazılı programdır. Bu evamir-i tekvini kitab-ı mübine bakmaz, imam-ı mübine bakar. Mazi ve mustakbeli tazamun ediyor. Çünkü meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap, şefk, aşk evamir-i tekvini içindeki sistemdir. Mesela çekirdekte ağaç var. Olmamış ki daha. Var yani. Bu nedir? Olabilmesi var gelecekten. O zaman gelecek zaman bu. Kitab-ı mübin değil ya. Emri tekvini ise emri tekvini evamir-i tekviniyeden anda olması gerekenleri çıkartıyor. Ana çıkması gerekenler. Ana çıkması gerekenler. Mazi müstakbel. Hepsi var. Evamir-i tekviniyede mazi müstakbel hepsi var. Anda çıkması gerekenleri emri tekvini çıkartıyor. Emri tekvini, evamir tekvini emrediyor. Yani emri tekvini, evamir tekvini. Birisi sistemin adı, birisi sisteme hükmeder. Hasan abi, biz emir tekvinden geliyor diyoruz ama ben mi yanlış anlamaya başladım artık biraz? İrade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine diyor abi. Nasıl? İrade-i ezeliyeden gelen. İrade-i ezeliye irade sıfatı değil mi abi? Böyle tabirler var birbirlerine bakan. Hı. Mesela az önce anlattım ya. Mesela şeyden geliyorum diye. O değilsin yani illa. Evet, anladım. İstanbul'dan geliyorum ama İstanbul değilim. Anladım. Yani emir ama iradeden geliyor diye söylüyor. Doğru. Abi. Emir iradeden geliyor. Evamir-i tekvini işte. O da emir ya. Ama hazırdaki emir değil. Hı hı. İradeden evamir-i tekvini geliyor. Ben abi şöyle biraz gene karıştıracağım. Hı. Atlatmak istemiyorum oraya ama. Şimdi bakın diyor ki irade-i ezeliyeden gelen kün emri ezelisine Hasan abi. Bu evamir-i tekviniye diyoruz ya Hasan abi. Bu Allah-u Teala'nın evamir-i tekviniyem dediği bu abi. Bir de diyor mümkünatın itaati ve imtisalinde. O da bendeki evamir-i tekvini Hasan abi. Tabii sendeki de ayrı. Bendeki ayrı. İşte bu mümkünat bendeki evamir-i tekvini Hasan abi. Elbette. Mümkünat her şey olabilirken şu anda hiçbir şey değilsin. Değilim. Olan senin tercihin. O nedir o? Olan, olan nedir senin? Emri tekvini. Emri tekvinidir. Evet. Sure, dışa vuruşu, en sonu. En son, yani şu anda vuran. Ama vurmaya tarafları yok mu? Var. Bir sürü tarafların da olacaktı. Niye vurmadın? Emri tekvini yok onda. Emri tekvini şeye de benziyor. Emri tekvini de kaldı gibi. He. Şöyle bir şeye de, anlayışa da sahibim ama daha okuduğumuz yer emri tekvini, evamir tekvini üçte bir bile olmadı. Şöyle bir zana da hasıl oldum bu derste. Bilmem ne dersiniz. İradeden evamir-i tekviniye geliyor. Birbirlerini yerine koyduğu için söyleyeceğim. Başka yerde de evet, iradeden kudret. Tabii kudreti yer evamir-i tekviniye diyor abi. Derste şöyle görmüştük. Tekvinden emir kudrete. Burada bak. Tekvin sıfatından emir
kudrete gidiyordu daha derste. Tamam. Hatırladınız mı? Tekmini koy elini. Emir kudrete. Yine tekmini koy. Emir iradeye. İkisi aynı yerdeydi. Şimdi fakat anladığım şu. İradeden evamili tekviniye anda olduğu için anda bir şey an yoksa kudret yoktur. O zaman kudretin andaki şeyi emri tekvini. Yani bu bunun başında değil. Bundandır. Ben farklı bir şey söylesem abi. Tabii. Sen, şöyle yapsak abi. Al sana bırakayım. Çok güzel. Bu da benim fikrim abi. Bunun en tekniği irade. Kudretin mi? He, kudretten de hayat-ı tekviniye. Bunların iradeden evamiri tekviniye, emri tekviniyle oluyor. Kudretten hayat-ı tekviniye de emri tekviniyle oluyor. Emri tekvininin olmadığı hiçbir yeri düşünemeyiz. Ama nereye vurursa oradan bu çıkıyor. Evet. Birinde evamiri tekviniye, birinden çok güzel. Bu da fakirin düşüncesi. Çok ilginç, evet güzel. Şunu çevireyim size abi. Evet, dolayısıyla bugünkü dersi burada bırakıyoruz. Daha kayıt sayfamız var. Size söyleyeyim, daha var. Bir, iki, üç. Üç yaprağımız kaldı. Evamir tekvini ile emri tekvini. Biraz şekillenir. Ama çok güzel maşallah. Emri tekvini ikisinde de var. İkisinde emri de var. Sistemlerin harekete geçmesi için bir aktivasyon gerekiyor yani. Hı-hı. Sonuçta sistemi konuşuyoruz. Hı-hı. Mahiyeti zatiyeden falan konuşmuyoruz ya da vacipten konuşmuyoruz. Sonuçta bunlar İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin. Ne demekti ki? Kainatı ifade etmeye çalışıyoruz biz burada. Bu da sistemsel bir şey ifade etmek icap ediyor. Sistemsel bir şey ifade etmek için de biz kimyadan ve fizikten biliyoruz ki bir şeyin harekete geçmesi için bir aktivasyon gerekiyor. Bir ilk enerji gerekiyor. Bu da emir oluyor diye. Evet, ikisinde emri var. Evet. Bir şeye has kılmak değil, evet. Zaten bir şöyle, farkımız şuydu şu. İkisinde de emir var. Dikkat edersen, biz bunu öne koymuştuk. Evet. Dersin başında. Onu anlaşamamıştık. Ben bağlamıştım evet. Abi. Yani ikisinde demir var. Tekvinden kudrete, tekvinden iradeye emrediyor diyorduk. Bu emri buraya koymuştuk. Şuraya konmuş. Biz de zaten herhalde bu silmediği yere emriyi de dışarıya koymuştuk. Herhalde anladığım kadarıyla bu ama evet. İkisinde de emir var ama dersin başında bu emri tekvinle bu sıfat arasındaydı. Aslında buradaymış gözüküyor. Şimdilik. Evet şimdilik. O zaman iman Hasan abi evamiri tekviniyelerle ayat-ı tekviniyelerin ceminden bende iman hasıl oluyorsa bu nasıl bir şey oluyor abi ya? İman için de abi şöyle ifade etmek. Şu şekilde. Aha. Sözünü kesmedim lan. Yo ben. Kestiysem de önemli. Yo kesmedim. Ben de yani senden cevap. Kestiysem de önemli değil falan diyor. Önemli değil. Abi evamiri tekviniye iman kısmı ile alakalı ayet tekviniye şuhuda bakar diye fikrim bu şekilde. Nasıl? Evamiri tekviniye iman ayet tekviniye de şuhud olur abi.
İkisinin ben öyle düşünüyorum abi. Tefekkürüm o şekilde. Çünkü şuhudu nereye koyacaksın? Hayati tekniğe tamam. Şimdi bir şahit, şahit ve şehit diye geçmiyor mu abi? Şimdi zihinde, zihinde bir şey olduğu için bir mekan orayı açmak, onu konuşmuştuk, o çok uzun bir ders olmuştu. Evet, burada bırakıyoruz. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ Allah'a emanet olun.